Yıl 1930. Bir grup Alman kimyager tarafından suya flörür takviyesi yapılarak Nazi esir kamplarındaki esirler üzerinde deneyler yapıldı. Sonuç, esirlerde beyin hasarı tespit edildi. Ruslar da flörürün yatıştırıcı özelliklerini biliyordu ve sulara flörür katılıyordu. Flörür sürekli kullanıldığında içindeki kimyasal insanı yavaş yavaş zehirleyip beyin gücünü azaltır. Flörürün beynin belli bir bölgesine tahribat yaparak kişileri mücadele anında daha az aktif hale getirdiği tespit edilince bir kimyasal silah olarak kullanılmaya başlandı. Halen günümüzde de kullanılmaktadır ve bilinen sakinleştirici ilaçların %25'i de flörür içermektedir. Flörür diş çürüklerini önlemek için kullanılıyor. Peki bu doğru mu? Gerçekten kullanılıyor mu? İnsanların aptal, miskin ve hevessizliklerinin en büyük sebeplerinden biri de flörürdür. Normal şartlarda vücudumuzun asla flörüre ihtiyacı yoktur. Tükettiğimiz sıvı ve gıda ürünlerinin neredeyse hepsinde flörür kullanılır ve sizi aptala çevirir. Aldığınız sıvı ve katı gıdalara dikkat edin. İçinde flörür bulunan suları ve diş macunlarını tüketmeyin. Sağlıcakla kalın.